günümüzde bizi yalnız bırakmayan, sektörümüzün en büyük destekçisi, katılımlarıyla törenimizi şereflendiren Sayın Başbakanımızı davet ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Epeyce uzadı. İnşallah kızakların yağı erimemiştir de. Gemiyi indirmede bir problem yaşamayız. Biz rahat rahat konuşuyoruz da orada kızak altında geminin başında olanlar bizden çok daha heyecanlı. Bir an önce şu konuşmalar bitse de sıkıntı yaşamasak diye beklenti içindeler. Heyecan verici bir proje. Deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak bir lojistik destek gemisi bugün sularla buluşuyor. Dünyanın etrafını yakıt almadan 1,5 sefer dolaşabilecek bir seyir sahasına sahip gemiyi böylece deniz kuvvetlerimize kazandırmış olacağız. Denize indirdiğimiz gemiler, dev ulaştırma projeleri, yerli savunma sanayimizle dünyaya ve bölgeye ülkemizin gücünü bir kez daha göstermiş oluyoruz. Allah'a şükür ki bugün karamsarlık yok. Bugün ümit var, heyecan var, gelecek sevinci var. Özgüvenimiz var. 50 yıl önce, yarım asır önce gemi, Türkiye gemi yapar mı yapmaz mı tartışması sürerken bugün her cins, her kapasitede, her kabiliyette gemiyi yapabiliyoruz. Yapmakla da kalmıyoruz. Dostlarımıza ve diğer ülkelere de ihtiyaçlarını karşılayacak bir noktaya geldik. Savunma sanayinde son 15 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettik. Az önce bakanımız ifade etti. %24'lerden yerlilik payını %60'ın üzerine çıkardık. Hedef daha büyük. Bunu da gerçekleştireceğiz. Değerli dostlar, değerli denizci dostlar, bugün denize indirdiğimiz geminin adı Şehit Üsteğmen Arif Ekmekçi. Şehidimizin annesi ve yakınları bugün aramızdalar. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi, sualtı taarruz subayı olarak görev yaparken şehit düşmüş. Denizlerde uzun yıllar sonra naaşı bulunarak ve şehitliğe defnedilmişti. Şehidimizin adı indireceğimiz bu gemide ebediyen yaşayacak. Şehit Arif Ekmekçi'nin görev aşkının ve vatan sevgisinin bütün genç denizcilerimize örnek olacağına inanıyorum. İlk sırada çözüm var. Bugün suya indireceğimiz Üsteğmen Arif Ekmekçi gemisi lojistik destek gemimiz Güngör Durmuş'un ikizidir. 4000 ton motorin, yani dünyanın etrafını 1,5 kere dolaşacak kadar deposunda yakıt olabilecek kabiliyeti var. 335 ton helikopter yakıtı, 630 ton içme suyu ve 108 metreküp yiyecek, kargo, kumanya kapasitesi var. Burada yapılanın en önemli kısmı şudur. Amaç yerlileştirmek ve millileştirmek. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, ne zaman Türkiye büyümeye, ileriye doğru gitmeye başlasa, bundan birileri rahatsız oluyor. Türkiye'de huzuru bozmak, İstikrarı sekteye uğratmak için maalesef karanlık planlar hemen devreye giriyor. Terör, bu ihanet odaklarının bildikleri tek dil. Terörle bu milleti dile getireceklerini zannedenler
hep yanıldı, yanılmaya devam edecekler. Daha dün PKK'lı teröristler Siirt'in Baykan ilçesinde kaymakamımızı Mehmet Koca Bey'e haince bir saldırı girişiminde bulundular. Allah'a şükür kaymakamımız ve yanındakiler yara almadan kurtuldu. Bu karanlık odaklar haklarını savunduklarını iddia ettikleri vatandaşlarımıza hizmet gitmesini, oraların mamur hale gelmesini maalesef istemiyorlar. Türkiye bir yandan proje üzerine, yatırım üzerine yatırım yaparken, diğer yandan da ihanet odaklarıyla amansız bir mücadele içinde. Allah'ın izniyle bu mücadele zaferle taşlanacak, bu topraklardan bu terör illetini tamamen yok edeceğiz. Yollarda adalet aramak olabilir ama önce adil olacağız. Milletin canı ile bedel ödediği 15 Temmuz zaferine kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz. Adaletin yeri meclistir, yollar değildir. Siyaset üretmeden sürece boşa tırpan çalmanın alemi yok. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, ülkemizin bir yandan terörle mücadelesi amansız bir şekilde yürürken, diğer yandan da büyüme, kalkınma, büyük hedefleri gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Sağ olsun kendisine dedik ki, bu gemide çalışan, emeği geçen bütün çalışanlara ikramiye verir misin? Tereddütsüz, tabii başbakanım dedi. Ben de bunu ilan ediyorum. Burada çalışan bütün kardeşlerimiz birer maaş ikramiye alacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aile fotoğrafımızdan sonra gemimizi indireceğiz. Selah ailesini temsilen Sayın Erkan Selah, eşi Sibel Selah ve oğulları Ekrem ve Emirhan Selah beyleri davet ediyoruz. Savunma Sanayi Müsteşarımız Sayın Profesör Doktor İsmail Deli. Buyurunuz efendim. Üsteğmen Ağrı Ekmekçi Gemisi, seni denize indiriyorum. Vatanıma, milletime hayırlı ve uğurlu olmanı, şanlı Türk bayrağını denizlerde şeref ve başarıyla dalgalandırmanı diliyorum. Bahtın açık, denizlerin sakin, kurban neta olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Balta nerede? Törenimizi noktalamış bulunmaktayız. Değerli katılımlarınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz.